İki konuğum var. Aslında komşuyuz da aynı zamanda kendileriyle. Alem FM'in matrak radyocuları Umut Bezgin ve Fatih Yıldırım. Kafa açan muhabbetler yapıyorlar. Aslında ben yalan söylemiyorum. Takip etmiyordum ama bizim editörümüz Ahmet Canbaz tiryakisi olarak bana tavsiye etti. Ardından radyodan dinledim biraz. Hemen YouTube'dan açtım, izledim falan. Gerçekten çok zor bir iş yapıyorsunuz. Çünkü her gün bir konu bulmanız gerekiyor. Kesinlikle. O konuyla ilgili uzmanınız olması gerekiyor. Kafa açan uzman. O konuya çalışması gerekiyor. Oradan başlayalım isterseniz. Görüntüleri biraz ekrana verelim arkadaşlar mümkünse. O görüntüler üzerinden konuşmaya başlayalım. Şimdi televizyon dizileri, sinema filmleri artık sosyal medyada çok güçlü. Radyolar böyle biraz gözden düşer diye düşünmüştük ama yine de revaçta kalıyor. Çünkü sizin gibi radyocular ve işi popüler yapabiliyorlar. Oradan başlayalım. Her gün bu şovu hazırlanıyorsunuz. Daha doğrusu cuma günleri bu şovu hazırlanıyorsunuz. Nasıl başlıyor mesela? İkiniz arasında inanılmaz bir uyum olması gerekiyor aldığım kadarıyla. Evet. Yani biz hafta içi her gün yapıyoruz bu şovu. Bir 15-20 dakika. Daha doğrusu öncesi 5 dakika olarak başladık. Sonra yarım saat, 40 dakika, bir saati, en son bir saati falan devirdik galiba. Kadar başladık artık yani. Her gün bir uzman buluyoruz ve bulduğumuz bu uzmanın %70'i, yani program sırasında akan bölümünün %70'i doğaçlama. Sadece %30'u önceden hazırlanıyor. İsim belli, işte kitapları belli vesaire. Kendi kendine çıktı. Dinleyici beğendikçe uzattık. Uzattıkça biz de keyif aldık. Aslında mevzunun gerçek sahibi Umut Bezgin. Çünkü o doğaçlıyor daha çok. Ben soru soruyorum. Dinleyiciden gelen soruları soruyorum. Hiç ya. Radyoculuk şeyi yoktu zaten. Ben radyo piyasasının içindeyim yıllardır ama program boyutunda yoktum işin. Ama işte Fatih Alem FM'e geldikten sonra, Alem FM transfer olduktan sonra aramızda böyle normal sohbet ediyoruz falan filan. Ya gel dedi, yayında 5 dakika konuşalım diye başladı. O ilk yayına girdiğimizde efsane saçma diyaloglarımız var. Ben çünkü hayatımda mikrofona konuşmamışım. Hiç öyle bir tecrübem yok. Zorla konuşturuyoruz. Zorla konuşturuyoruz. Bir şey soruyor, ben cevaplamaya sıkılıyorum, terliyorum, bocalıyorum falan. Peki şimdi izleyicilerin de kafasında birazcık oluşması için şurada kısacık bir şov yapabilir miyiz? Ben şöyle aranızdan çekilsem birinizi bu tarafa alalım. Öder çalar mısınız? O anlamda değil de şöyle. Hani mesela bugün ben bir şekilde gripal durumdayım ya da işte göz dizisi falan gibi bir şey var sanıyorum bu tozdan dolayı. Onun üzerinden gitsek mesela siz şu an bir uzman doktor olabilir mi? Aslında biz uzman doktor da yaptık bu arada. Bir cerrah yaptık kendisiyle beraber. Ama şimdi onu yapmayalım. Onları da soracağım bizim yani. Böyle bir an doğaçlamada hani Türkiye'ye takılabilecek. Tabii daha radyoya yatkın işler yapıyoruz. Televizyon bu işte daha sınırlı, daha sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Radyoda daha böyle istediğimiz şeyi alttan alttan verme ihtimalimiz daha yüksek. Hı hı. Ya ama bir de televizyon... şöyle bir durum var. Şimdi radyoda yapılan işte... Hakikaten sadece elinizde sadece tek veri, ses olduğu için. Aynen. Yani o duygu ya da kelimelerin altına yüklediğiniz anlamlar, bunların hepsi çok önemli. Biz YouTube'a böyle bir proje yapalım dedik. Yani YouTube için başka bir şey yapalım. Madem aramızda güzel bir elektrik var, paslaşıyoruz. O stüdyodaki hava olmayınca, yani canlı yapamadık olmayınca zaten. Daha doğrusu yapamadık. Olmadı yani, elimizi yüzümüze bulaştırdık filan. Şimdi mesela siz söyleyince kesin yapamayız duygusu geliyor. Ya, zaten olmuyor. Yani. Radyodaki o hava onu yakalatıyor. Bir şey oluyor orada. Benim ne için olur şey de aynı. Fatih'le mesela işte İzmir'e, Kocaeli'ye canlı yayınlara gidiyoruz. Canlı yayın aracımızda ya da orada kurulan stüdyoda. Fatih her yayından sonra niye tutuksun, niye durgunsun? Ben sadece diyorum ona yani oradayım. Stüdyonun içinde ben varım. Ondan sonrası Umut Bezgin yok. Havada bir şey var o zaman. Stüdyonun havasında bir şey var. İlginç bir durum var yani. Kelimeler düğümleniyor, ağzım kilitleniyor falan. İlginç. Şöyle bir şey var. Şimdi biz buraya stüdyoya gelmeden önce içeride reji odası diyorlar değil mi? Oraya? Evet, rejide. Oradaki şimdi koşuşturmayı gördük. Esatla, konuşuyorlar. Dedim ki nasıl anlıyorsunuz birbirinizi? Bir şey söylüyor, tamam diyor. Bir de herkes kendi kendine konuşuyor. Evet, biraz orası kavga ediyor. Şu an DSF diyor, oradaki duyuyor onu 4 metre ötede. DSF doğal ses fonda onu biliyorum. Radyoda öyle bir şey olmadığı için, yani tam konsantrasyon birbirimiz olduğu için o doğaçlama orada gerçekten çıkıyor. Yani daha doğal oluyor. Radyonun daha doğal olmasının sebebi de birazcık o bence. Evet, şimdi bir kuple yapalım ya. Bir şey yani geçmişten ya. Kalan biz bir şey vardır. Biz şimdi onu geçiştirmeye çalışıyoruz. Anladım ya. Bir kuple yapalım. İnsanların kafasında küçük bir şey oluşsun en azından diye istiyorum. Şimdi mesela siz açıyorsunuz. Hemen bir prova yapalım mesela. Alem Efendi siz mesela şu tarafa gelin şöyle hafiften. Burada onu yapacağız çünkü yani. Stüdyoları da bölüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, bölüyoruz. Arada evet. Bir cam var. Şimdi buyurun, bu sizin mikrofon olsun. Tamam. Hemen açalım mesela. Alem Efendi izleyicilerin dinleyicilerin için. Mikrofon konuşamıyorum hakikaten. Hocam bir şey ne bu arada? Uzmanlığı ne? Doktor. Doktor. Doktor bu ne? Tamam o zaman ben yapıyorum. Sesini aynı alalım. Daha sonrası. Benim dışımda. Değerli sesçiye sesleniyoruz yani sesi şey yaparsak.
Hoş geldiniz. Merhaba Fatih Bey. Hocam nasılsınız? Sağ olun hocam, sizi sormalı. Sağ olun. Nereden geldiniz? Ben Yozgat'tan geldim. Öyle mi? Evet, Türkiye'nin en değerli doktorları biliyorsunuz Yozgat'tan. Yozgat'tan çıkar. İtalya'daydınız galiba. İtalya'da bir söyleşi vardı. Evet, bir söyleşimiz vardı. Orada arkadaş ekiplerimizle beraber İtalya'nın en ünlü yemeği olan Şırdan'ın 7. yılını kutladık. İtalya'da? Evet, İtalya'da. Şırdan'ın İtalya'daki adı ne? İtalya'da da mı Şırdan olan? Şırdano. Evet. İtalya'ya özel. İtalya'ya özel. İspanya kökenlidir aslında. Süper, harika. Sizin doktorlukta uzmanlığınız nedir bu arada? Benim uzmanlığım Fatih Bey. Üroloji ürolog. Değil. Ürolog. Ürolog evet, mu? Ürologum. Bunu siz istediniz çünkü. Ürologum. Gözlerimden anladınız. Evet, doktora verdim. Öyle mi? Evet. Kaç yıl önce doktora verdiniz? 4 yıl önce doktora verdim. Hı-hı. Uzmanlığı yaptım. Çok güzel. Ondan sonra doktora verdim. İyi yaptınız. Güzel, size de tavsiye ederim. Yani bu işin... Ben eğitimi yarıda kestim, bıraktım. Ben. Bıraktım. Evet. Çok güzel oluyor. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir radyo programımız var, oraya da davet edeceğiz sizi. Ne zaman? Pazartesi olur. Olur. İbrahim Bey'e de teşekkür ederim. İbrahim Bey de gelsin. Gelecek inşallah. Ben kesin yapamam, onu söyleyeyim. Gözümde gözüme bağlı. Öyle gidiyor işte. Hani meslekte yaklaşık bir 20 yıla yakın benim maşallah de var. Ekranda tecrübe fena değildir ama radyo konusunda hiç yapmadım bugüne kadar. Kesin ben de böyle kalırım orada diye düşünüyorum. Çünkü genelde farklı kulvarlar ve farklı. Peki şeyi soracağım. Normalde de yani kendiniz aranızda iletişiminiz nasıl? Hani şimdi bazıları vardı. Mesela ben daha önce bir partnerim vardı. Yayından yayına neredeyse. Biz de mümkünse görüşmemeye çalışıyoruz. Öyle mi? Öyle tabii. Ya, arıyor, açıyorum, açıyor. Konuşmuyoruz. Olur, kılıf buluyor benimle görüşmemek için de, o ayrı bir şey. Niye hesabımı artık... mı kilitliyorsunuz? Yok yok canım, öyle bir şey yok. Ya biz çok enteresan bir şey var. Hakikaten radyoda sadece konuşan, dışarıda çok fazla konuşmayan tipleriz. Ben öyleyim, o da öyle. Ve yan yanayken de öyle çok fazla konuşmuyoruz yani. Çok enteresandır. Halbuki şey de söyleyeyim size, ben mesela dinlerken şöyle düşünmüştüm, bunların yediği içtiği kesin ayrı gitmiyordur. Hani bunlar hani lep deyince leblebi anlayanlar var diyor ya, lep dediği zaman leblebi geliyordur hemen diyor. Günün iki saati falan beraberiz. Sadece iki saati beraberiz, evet. O da yayın esnasında oluyor. Ondan sonra artık normal hayatımızda mesela sabah buraya gelirken beraber ya da bir yere gittiğimiz zaman beraber falan. İş yani normal, baba ne yapıyorsun, nasıl gidiyor hayat, hayatımızda böyle bir muhabbet yapmadık. İlla bir yerden şey çıkıyor. Hocam bugün ne yapıyor? Yani bir şekilde muhabbet buraya bağlanıyor. Evet, İçimize evet, girdi yani. Evet. Yani evet, iş olarak görmüyoruz. Çünkü ben hiç radyoya gelirken işe gidiyorum diye hiç gittiğimi hatırlamıyorum. Zaten işi seviyorsanız hiç gelmez. Radyoya gidiyoruz diyoruz. Orada da otomatiğe şöyle bağlandı. Bugün ne yapıyoruz şeklinde bağlandı. Hakikaten yayın bittikten sonra birbirimizi aramıyoruz. Arıyor, açmıyorum. aramızda böyle herhalde şeyi ona borçluyuz. Yani orada tüketmiyoruz birebir diye düşünüyoruz. Benim de mesela şöyle bir kendince geliştirdiğim bir tekniğim vardı. Konukla yayından önce konuşmam. Evet. Çünkü yayından önce konuştuğunuz zaman bir süre sonra konuk şöyle gibi algılayabiliyor yayında. Ben az zaten önce, bunları az önce anlattım. Bilinç altından anlatmış gibi davranıp tamam bana anlattınız ama izleyiciye anlatmadınız. Evet, aynen, aynen, ben mesela soruyu soruyorum sonra evet işte hani anlatmıştım ya diye gibi bir yanıt gelebiliyor. Evet. Peki radyoculuğa biraz bakalım. Türkiye'de nereye koşuyor radyoculuk? Hani ben şey hatırlıyorum, o siyah kurdelaları taktığımız evet, çocukluğumuzda maalesef, işte kapatılması, yasaklanmasın diye mücadele maalesef ettiğimiz zamanları evet hatırlıyorum. Şimdi baktığımızda da alternatif radyolar var. İnternet üzerinden kendi radyosunu kendi yapanlar evet var. Birçok alternatif yayın aracı çıktı. Herkes artık muhabirlik yapıyor, canlı yayınlar yapıyor, sağdan sola anlatıyor. Popüler uygulamalar var. Siz baktığınızda nereye gidiyor ve şey kaygısı yaşıyor musunuz? Ya biz ileride bu işi daha yürütebilir miyiz? Yoksa hani sosyal medyaya bunu aktarıp oradan mı devam etmemiz gerekir gibi? Ya sosyal medya çok etkili bir şey ve kullanılması gereken bir şey ve kullanılmaya doğru gidiyor. Bundan kaçarınız yok. Yani ben dip platformlara girmeyeceğim, dayanacağım, işte kasacağım. Öyle bir şey yok. Yani istediğiniz kadar kasın, o sizi yakalayacak bir yerde. Yani ben radyonun gidişatını şu anlamda, 20 yıl, 25 yıl radyoya hizmet eden insanlar var ve ödül gecelerinde mikrofonu eline aldıkları zaman bizim zamanımızda yaşlılıktan tabii böyle, tabii bizim zamanımızda radyo böyleydi, işte kaset vardı, şimdi çok kolay diyen insanlar. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı. Hakikaten 20 yıl, 25 yıl bu sektöre hizmet edip sektör adına hiçbir şey yapmayan insanlar beni sinirlendiriyor. İnternet geldi, radyo ne olacak tedirginliği vardı. Ben tam tersini düşünüyorum. İnternetin olduğu her yer bir verici, bir alıcı aynı zamanda. Yani internet varsa yayın da yapabilirsiniz, alabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ben korkmuyorum internetten. Fakat biraz radyonun içinde... üretim az. Yani proje üretilmiyor. Biz üniversitelere, söyleşilere gidiyoruz. Öğrenci kardeşleri radyo dinliyor musunuz diyorum. %30'u dinliyor. Bu çok kötü bir rakam. Bunun sebebi de zamanında radyolarda saçma sapan şeyler yapıldı. Bal satıldı, bilmem ne yapıldı. İşte insanlar kandırıldı. Radyodan soğudu insanlar. Bu bir süreç.
Bu süreci hızlı atlatırsak radyoya tekrar insanları geri kazandırabiliriz diye düşünüyorum. Özür dilerim, şöyle uzattım biraz. Evet, şöyle tamamlayayım. Biz kendi programımda en azından şunu çok duyuyorum. Uzun süredir radyo dinlemiyordum, geri geldim, radyo dinliyorum. Evet. Dedikleri zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü ben evimin faturalarını yaptığım radyo programından ödediğim için ne kadar çok insan, ne kadar çok para değil, ne kadar çok insan, ne kadar çok radyonun kalitesi artar diye bakıyorum. Radyodan bir dönem uzaklaşan insanları geri çağırmak benim kendime yüklediğim saçma sapan bir misyon. Yani bizim için de amaç, biz kendimiz gülelim. İnanılmaz profesyonel, deli bir işler yapalım peşine. Kendimiz gülüyoruz. Aramızdaki sohbete gülüyorsak. Tabii. Karşı taraftan da 10 kişiden 7'sini 8'ini yakalayabiliyorsak tamamdır. Zaten ben 10 kişiden 10'unu yani da memnun eğleniyorsanız iş oluyordur yani. Biz zaten onu çok söylüyoruz İbrahim Bey. Yani biz eğleniyor muyuz? Hatta 19.30'da bir bölümümüz var. Asistanla beraber yapıyoruz. Bir konu başlığı buluyor. 10 tane madde haline sıralıyor. Çoğu zaman beğenmedik, hiç güldürmedin bizi bugün diye açık açık canlı yayında söylemişliğimiz vardır ve affetmeyiz çünkü biz önce bizim eğlenmemiz lazım. Kesinlikle. Yani ben eğlenmiyorsam dinleyicini de böyle mış gibi yapmak biraz... Biz birbirimize karşı işlerde de öyleyiz. Fatih mesela bir şey yapıyor, Umut diyor bu olmuş mu? Ben diyorum hiç olmamış, yayına vermiyor. O bana, ben ona soruyorum. Çok acımasızız o konuda. Acımasızız yani, kırılımlar, gücenmeler. Peki izleyicilere baktığımızda yani. Herhalde profil biraz sizin değişiktir. Çünkü ben bir ara böyle baktım, değişik değişik mesajlar da geliyor. Böyle hani tuzaklı mesajlar da çok geliyor. Çok. Mesajları da hani bazen kaçırıyormuşuz olun, gibi ya da bilemiyorum hani durum nasıl oluyor. Emin olun bizim... Yani orada da bir uyanık olma durumu tabii, gerekiyor galiba. Yani birçok şey aynı anda tabii yayında şey olmak lazım. Yani tweet, işte telefon, o ne dedi falan, televizyonda da muhakkak öyle ama... Radyoda tek başınız olduğunuz için her şeyi sesi de siz yönlendiriyorsunuz. Zaten efsane zeki bir milletiz. Bu duvar yazılarından falan anlayabiliyoruz. Bizim yaptığımızın 10 katını Twitter'da bize işte sosyal medyada soru olarak dediğiniz gibi tuzak soru olarak acayip soruyorlar çok, yani. Çok evet. Ve bizim düşündüğümüzün 5 katını düşünüyorlar. Profil anlamında şöyle bir örnek vereyim ben size. Birkaç ay önce Samsun'dan ve İstanbul'dan bir hanımefendi bağlandı programa. Hanımefendi, İstanbul'daki hanımefendi kuantum fiziği profesörü. Diyorsunuz. Evet. Gerçek öyle. Anlamda. Tabii. Zaten meslek olarak adını oraya yazdırıyor ama biz sohbet ederken anlıyoruz insanların ne iş yaptığını. Yani belli ediyor kendini. Samsun'daki hanımefendi de simit satıyor sahilde. Şimdi bu iki profilin aynı radyo programını dinliyor olması bir tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Yani radyo dinleyicisinin profili bu. Ne arıyorsanız o var. Biz de şakalarımızı yazarken... Ya bunu anlamazlar falan deyip sildiğimiz olmuyor. Biz anlıyorsak onlar da anlarlar diye düşünüyoruz. Ve dinleyicinin zekasına inanılmaz güveniyoruz. Kesinlikle onlardan çok yola çıktığımız peki, şey oluyor. Peki konu başlığı seçerken nasıl davranıyorsunuz? Yani mesela işte bunun gideri var, bu tutmaz gibi şeyler oluyor mu? Tabii, yani tabii, işte, çünkü bir de her gün her gün hikayeler bulmak da mesele çok gerçekten. Zor, yani çok mesela zor. Günden toplantısı yapıyoruz her sabah. Bugün işte ne olacak menüde konusu bir sürü beyinden çıktığı halde tabii, çok tabii, bazen tabii. Sancılı olabiliyor. Ya, yaptığımız uzmanlık artık şeye mesela 220'ye yakın, 230'a yakın program yapmışız. Meslek kalmadı artık. Yani kürdan uzmanı falan var. Yani kürdan uzmanı nedir? Onu söyle. Kürdan uzmanı yani, nedir böyle yani? Bir şey yok ya. O ilk başlarda daha yaptığımız böyle 8-10 dakikalık bir bölümdü. Hani artık şey de yapabiliyoruz. Mesela geçen Cuma günü Süpermen'dim ben. Yani bir işin uzmanı da değil artık. Kahraman o şeyi, skalayı, çerçeveyi genişletmemiz gerekiyor. Çünkü yani bir şeyin uzmanı bir yerde artık tıkanma ihtimalimiz var. Ama bu şekilde olayı geniş tuttuğumuz zaman evet. Daha uzun süre yapmayı düşünüyoruz. Bazen yani. Instagram hesabımızdan şey de yaptığımız oluyor. İşte yayına bir saat kala canlı yayın yapıyoruz. Soruyoruz. Yani bugün hangi uzmanlığı yapalım diye. Orada yazıyorlar abi bu olsun bu olsun. Dinleyicinin bir de kafa da bir yerden sonra hakikaten oraya gidiyor. Sizin gibi çalışıyor. O da söylüyor bunu yapın, şunu yapın, abi bunu yapmıştınız falan diye. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bir şeyin interaktif olması çok önemli. Yani seyirci kendisini o programın içinde bulmalı ve görmeli. Bunu istiyor yani. Tabii. Bir uzmanlık yaptık geçenlerde ve biz onu yapmışız 7-8 ay önce. Haberimiz yok. Programı bitirdik. Hiç böyle abi bunu yaptınız diye de mesaj gelmedi. Bir kişi var ama. Bir dinleyicimiz var deli yani çılgın. Tutuyor. Abi bunu yapmıştınız dedi. Yayının kaydını, tarihini her şeyini gönderdiniz tabii. 200 küsür tane uzman yapınca, meslek yapınca Türkiye'de 200 tane meslek zor sayarsınız belki. Birazcık tabii zorlanıyoruz.
Ama yeni projeler var kafamızda. Onları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizi dinlemeye devam edin diyorsunuz. Aynen öyle. Bizi dinlemeye devam edin. Ben teşekkür ederim. Yoğun bir gündem. Ayağınıza sağlık. Ya bizim Türkiye'nin gündemi hep böyle yoğun. Biz de hafta sonu birazcık böyle insanları tebessüm ettirmeye çalışıyoruz. Allah teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür ederiz. Efendim devam edeceğiz. İlginç haberlerimiz var elbette diyelim.